Bana tok hediye etmenin başka bir mantığı yok. Bir yeni haber geldi, onu da paylaşalım. Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı, diyor ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL istemli davanın bugünkü duruşmasında eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18. Adliye Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz diyor. Fakat tabii bu arada hatırlatmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu hakkında da en az 28 dosya artık dokunulmazlığı olmadığı için bekliyor. Dokunulmazlığının kaldırılmasına bile gerek yok çünkü. Dediğim gibi milletvekili değil. Her an savcılar çağrılabilir. Daha ötesi bile olabilir deniyor. Hani medya mahallesinin bir de böyle bunları takip gibi bir görevi var biliyorsunuz malum. Şimdi efendim Asya'dan bahsettik, Katar gezisinden bahsettik. Ekonomik boyutuna Türkiye'deki son durumda geçeceğiz ama Amerika'nın konuştuğu bir haberle devam etmek istiyorum. Şimdi Janet Yellen, Hazine Bakanı, son derece güçlü. G20 toplantısı nedeniyle günlerdir Pekin'deydi. Orada bir görüntüsü, Amerika'yı ayağa kaldırdı. Ayağa kaldırdı derken tabii bizdeki bir görelim görüntüyü. Şimdi mevkidaşı sayılır Janet Yellen. Bir daha görelim o görüntüyü. Şimdi karşısında üç defa böyle eğilerek selam vermesi çok yadırganmış. Şimdi yadırganmakla kalsa iyi. Niye demişler ki bu buluşmadan önce mantar yedi Janet Yellen. Hem de dört porsiyon. Maşallah o da benim gibi iştahlı anlaşılan. Yani şu King denilen bir mantar türüymüş. Halüsinatifmiş efendim. Yani o mantardan yerseniz, hele böyle 3-4 porsiyon yerseniz garip şeyler halüsinasyon görebiliyormuşsunuz. Yani. İşte hayal görebiliyormuşsunuz ve garip davranabiliyormuşsunuz. Şey herhalde görmüştür. Enflasyon kalkmış ortadan. Çin'le barışmışlar. Tamamız ölecektim. Gel sarılayım sana. Ey bilmem kim. Adını da unuttum beyefendinin. Şimdi Dışişleri Bakanı Wang olması evet, lazım. Evet. Sevgili muhatabım diye. Şimdi ama Allah var. Bizimkiler halüsinasyon falan gerek görmüyor. Yok. Bizimkiler ayık açık kafayla enflasyonun düşeceğini, evet, ekonominin hatta yolunda olduğunu evet, falan oysa zannediyor. Oysa 2 ay yaş gayet iyi şeyler yapıyorlardı. Halüsinasyona gerek kalmadan. Oysa 2 ay yaş daha iyi şeyler yapıyorlardı. Bunlar hiç böyle ay yaş mayaş olmadan ülkeyi böyle yönetebiliyorlar işte. Bize hayal gördürüyorlar. Şimdi tekrar bir dönelim Körfez medyasına. Evet, evet. Çok ilginç abla. Körfez medyası nasıl, yani şimdi dünya medyası zaten Erdoğan hakkında neler neler, her şeyin hepsini de paylaşamıyoruz. Evet. Tahmin edebileceğiniz üzere. Neler 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 söylüyorlar evet, da. Şimdi, Körfez medyası ne söylüyor? Evet. Vallahi hiç açı şeyler söylemiyor. Hani işte yok ilişkiler gelişiyor, işte din kardeşliği vesaire deyip bir yani uygun bir dil tutturur sanırsınız ama pek öyle değil. Şarkül Afsat önemli bir yayın organıdır. Suudi Arabistan kaynaklı kökenli bir gazetedir aynı zamanda. El Cezire işte malum Katar sermayesiyle iş yapıyor. Arap News var, o da çok önemlidir. Şimdi ben bütün bunları ve bu arada ufak tefek başka ajanslar, gazeteler de var. Onları tabii taradım. Nasıl yaklaştılar acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine diye. Yani bütün bu işte güzel bir takım şeyleri söylenmiyor değil. Yani Türkiye ile ilişkiler işte düzeliyor. Ondan sonra özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu için ihtiyacı olan ilişkileri normalleştirme planında, projesinde Türkiye'nin olması da iyidir deniyor vesaire. Fakat deniyor ki aslında Türkiye yatırıma çağırıyor Körfez sermayesini. Öyle görünüyor. Ancak pek de öyle değil. Çünkü yatırım için Batı'nın bile garantili şeyler olmadığı için güvenmediği Türkiye'ye yatırım yapılmayacağını biliyor. Körfez ülkeleri tarafından da Recep Tayyip Erdoğan.
O nedenle fon aramaya geliyor. Tabii bunun karşılığında da vereceği bir takım şeyler vardır. Deniyor ki, biraz önce programın başında da söyledim, Financial Times'ın sözünü etmiş olduğu varlık listesi benzeri bir hatırlatma yapıyor. Yani tatsız, işte ilişkilerin gelişmesindeki hız elbette konuşuluyor ama bir fon bulmaya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorlar. Fakat onlar dediğim tatsız. Gibi yani satmaktan başka bazı varlıkları hiçbir şey yok geldi, tabii. Bir çaresi yok. Yani yatırım yapmayacakları ortada. Hatta Katar, tabii. O sevgili Katar bile borsadan çekildi. Elbette, çünkü güven duymuyorlar. Yani hangi sermaye olursa olsun güvenli olmayan bir yere gitmez elbette. Bir de Suudi Arabistan'ın şöyle özel bir durumu var. Onu da söyleyeyim. Muhammed Bin Selman işte petrole bağlılık bir süre sonra biter. O yüzden yeni gelir kaynakları oluşturmak lazım diyerek biliyorsunuz bir 2030 projesi ya da vizyonu uydurdu. Uydurdu değil aslında, öyle de söylemeyin. Çok ciddi oraya kaynak da aktarmaya başladı. Hatta bir takım reform girişimlerinin işte kadınlara özgürlüktür vesairedir falan, bütün bunların olmasının nedeni de o 2030 vizyonuna sermaye çekmek. Çünkü kadınların hala haklarını kazanamadıkları bir ülkeye sermaye gelmez. Şimdi ama bunu yaparken 2030 vizyonu için çalışırken ne yaptı biliyor musunuz? Arap Amerikan Aramco diye bildiğimiz o devlet firmasının ülke tarihinde ilk kez hisse senetlerini satışa çıkardı. Yani Suudi Arabistan'la bir başka ülkeye yatırım yapacak durumda görünmüyor açıkçası. Yani dolayısıyla Türkiye gibi karşılığının ne olduğunu bilmediği bir yatırımı da yapacak gibi görünmüyor. Fakat yani bir şekilde de Erdoğan'ın ikna etmesi, sıcak para bulması lazım. Gerçi o tavada, sıcak tavada tufos buharlaşıp gidebilecek. Çünkü en fazla 25 milyar dolar diyorlar. Türkiye'nin yıl sonuna kadar ödemek zorunda, tabii, olduğu özel ve kamu borçları dahil korkunç bir şekilde. Zaten ortada dolar yok malum haliniz vesaire. Öyle bir duruma geldi ki artık yandaşlar bile feryat figan. Hatırlarsınız işte doğal gaz bulundu, fışkırıyor, açın kombileri, açın pencereleri diyen bir çocukcağız vardı, evet. Abdurrahman Uzun. Evet, geçen gün yine konuşuyorduk. Onun bir son şeysi var, isyanı var. Hı. Bir seyredelim mi kısaca? Yani yandaşlar bile kızıyor Erdoğan. İşte zamları biz de görüyoruz. İki gündür, üç günden beri hani insanlar diyor ki tamam arkadaş biz bedel ödeyelim de bu kamudaki adamlar ne olacaklar? Bu israf ne olacak? Bu araçlar ne olacak? Bu lojmanlar ne olacak? Bu işte bayramlar, törenler, şenlikler, bunlar ne olacak? Abi İçişleri Bakanlığı mı yayınlıyor? Kim yayınlıyorsa yayınlasın. Yani ne olacak bu memleketin hali? Tabii. Abdurrahman Uzun soruyor. Biz sorduğumuz zaman hani vatan haini oluyoruz ama sizin kardeşiniz, evladınız soruyor. Evet. Yani mızrak çuvala sığmıyor artık. Ne yani. Avrupa'dan umut, evet, var, ne Körfez ülkelerinden. Avrupa'ya jeopolitik sattık biliyorsunuz. Evet. Sadece onu satabiliyoruz sadece. Peki Putin'den umut var mı? Valla Putin çok açık seçik bir tavır aldı. Yani bu tahıl anlaşmasını uzatmaması bizi doğrudan doğru etkilemez, ayrı bir olay ama ya, Türkiye'nin hiç olmadığı fakat öyle gibi göründüğü arabuluculuk olanağını elinden almış oldu. Ve gelecek mi Türkiye'ye? Kişisel fikrim, tabii bunları tahmin etmek çok zor. Bana sorarsanız gelmeyecek. Aydın Selcan'dı galiba, o iyi takip ediyor. Demişti ki bir yazısında üçüncü bir ülkede Putin görüşebilir. Şimdi üçüncü bir ülke neresi olabilir? Belarus olabilir. Başka ne? Hangi ülke olabilir ki? Şimdi Belarus'a Erdoğan'ın gitmiş olması aslında Rusya'ya gitmiş olması demektir. Putin gerçekten gelir beklentisi içinde Recep Tayyip Erdoğan. O ikna gücüne çok güveniyor. Valla doğrusu ben pek umutlu değilim geleceği konusunda. Çünkü Akkuyu Nükleer Santralı için bile gelmedi adam. İlişkilerin çok çok daha iyi olduğu bir dönemdi. Onun için de gelmedi. Böyle yerinden kımıldamayan birisi değil. İstediği zaman gidiyor. Ama Türkiye'ye gelmezmiş gibi açıkçası düşünüyorum. Çünkü evet biz bir NATO ülkesiyle işbirliği yapıyoruz. Yani Türkiye'yi kastediyor. Nelerin olabileceğini az çok biliyoruz diyor. Ama iki şeyden ötürü çok eleştirdi Türkiye'yi. Azov komutanlarının iade edilmesi Ukrayna'ya, yapılan özel anlaşmanın ihlali. Bu anlaşmayı ihlal ettin diyor Putin. Haklı bu konuda açıkçası. Sonrasında da yaptırımları senin üzerinden deliyoruz ama bazı kalemlerde bize zorluk çıkarıyorsun diye Moscow Times gazetesi yazı yazmıştı. Biz ara konuşmuştuk yine sizin programda.
Onlar yeniden gündeme geliyor. Yani ilişki böyle çok sıcak gitmemekle beraber çok kopacak bir noktaya gelmemişti. Yine kopmaz belki. Birbirlerine tahmin etmek zorundalar. Ama bir tavır var Rusya'dan. Böyleyken en yakın işte müttefikini bile kaybediyorsun artık. Böyle bir dış politikası var memleketin. Valla dış politika dediğimiz şey aslında bir vatan millet...